Ana haberdesiniz. Maalesef Pençekilit Harekatı bölgesinden iki acı haberle başlayacağız. Teröristlerin açtığı ateşle yaralanan iki askerimiz tedavi gördükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Alpay Aras ve piyade sözleşmeli er Özcan Kaya şehit oldu. Biri 25 yaşındaydı, diğeri 27. İki kahraman da Pençekilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Geride gözyaşı kaldı. Uzman çavuş Alpay Aras, 15 Haziran'da teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Hastanede tedavi görüyordu. Şehadet haberi 8 gün sonra geldi. Cenaze törenine AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Acılı aileye taziyelerini iletti. Şehit piyade uzman çavuş Alpay Aras 5 yıllık askerdi. Acının yaktığı adreslerden biri de Uşak'tı. Piyade sözleşmeli er Özcan Kaya, Pençekilit Operasyonu bölgesinde görev yapıyordu. Teröristlerin taciz atışıyla yaralandı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit 25 yaşındaydı, nişanlıydı. Önümüzdeki yıl için düğün planları yapıyordu, geride hayallerini bıraktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, acılı ailelerine sabır diliyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı son günlerde ablukaya aldığı Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla KCK Yürütme Konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı etkisiz hale getirildi. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Çadırcı, Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu. Kırmızı listeye bir çizik daha atıldı. Eli kanlı örgütün en üst seviyedeki karar alma mekanizması olan KCK Yürütme Konseyi üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonun altında Milli İstihbarat Teşkilatı ajanlarının imzası var. Yer Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı ili. Hedef Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşılarından Abdurrahman Çadırcı. Saha ajanları iz peşinde. Elde edilen istihbarat, konsey üyelerinin güvenlik gerekçesiyle bir arada bulunmadığı Irak, Suriye ve Avrupa'da farklı bölgelerde oldukları, örgütün özel toplantıları dışında da oradan çıkmadıkları yönünde. Anlık veriler hızla paylaşılıyor. Bağlantılar tek tek deşifre ediliyor. İğneyle adeta kuyu kazan ekip, yapbozun parçalarını bir bir birleştiriyor. Ve kod adı Esad Faraşin olan sözde konsey üyesine ulaşılıyor. Artık yeri tespit edilen teröristin etkisiz hale getirilmesine geliyor sıra. Doğru zaman, doğru ekiple. Operasyon emri verildi. Özel ekip harekete geçti. Bu sırada teröristten sonucu değiştirmeyecek yanıltma hamlelerinin gelmesi de gözden kaçırılmadı. Terörist Çadırcı'nın korumasının kullandığı araçla yer değiştirmeye karar verdiği belirlendi. İki teröristi taşıyan araç yerden işaretlendi ve konumu Ankara'ya bildirildi. Artık devreye MİT'in silahlı insansız hava aracı girmişti. SİHA yaptığı başarılı atışla Çadırcı'yı ve korumasını etkisiz hale getirdi. Teröristlerin sahadan silindiği o anlarsa takipte olan MİT saha ajanlarınca an be an görüntülendi. Takip edildiğini anlayan Çadırcı ve korumasının yan yola geçmeye çalıştığı görüntüye yansıdı. Kaçmaya çalışan teröristlerin bu hamlesi de işe yaramadı. SİHA'nın vurduğu aracın şiddetli bir patlamayla parçalara ayrıldığı görüldü. Eli kanlı terörist, kuruluşundan bu yana terör örgütünde faaliyet yürütüyordu. 2001'den bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. 2018'den bu yana KCK Yürütme Konseyi üyesi olarak faaliyet yürütüyordu. Final sarı torba oldu. Emek ucuz, ekmek pahalı. Son günlerde farklı illerden üst üste ekmeğe zam haberleri geliyor. Karbonhidrat tüketimimizi azaltmaya yönelik üst üste atılan bu muazzam adımlardan sonra acaba ekmeğin fiyatı 10 lira mı olacak sorusu da haliyle gündeme geldi. Kamuoyunda çokça dile getirilen bu iddiaya Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı son noktayı koydu. Bu nedenle hashtagimiz ekmek. Siz yazın,
biz okuyalım. Devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bugün ikinci bir açıklama geldi. Hedeflere ulaşmada kararlıyız dedi. Kısa vadede fiyat ve finans istikrarı vurgusu yaptı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bugün ilk kez İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geldi. O da aynı mesajı verdi. Merhabalar. Merhaba. Yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde toplumda tabii ki refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Yola devam edilecek yeni ekonomi modelinin nasıl işleyeceğini anlattı. Merkez Bankası'nın faiz artışı kararından sonra Mehmet Şimşek bir kez daha piyasalara güven mesajı verdi. Önümüzü boşaltalım. Benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyin diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önce İngilizce sonra Türkçe yeni bir paylaşım yaptı. Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız dedi. Merkez Bankası'nın faiz açıklamasında belirttiği bu bir süreç vurgusunu o da hatırlattı. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir mesajı verdi. Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Aynı mesajı Bankalar Birliği ile ilk kez bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da verdi. Banka yöneticileriyle İstanbul'da görüşen Erkan istikrar vurgusu yaptı. Hem fiyat istikrarına hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyona mücadele edeceğiz. Son kez kameraların karşısına genel başkan olarak geçti. Kendi kurduğu partisine ağlayarak veda etti. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmiyoruz. Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı. CHP listesinden meclise giren Erzincan milletvekili Sarıgül de artık resmen CHP'li oldu. Ve partiye girer girmez Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti. Aldığımız bu kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimizle bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Genel Başkan gömleğini çıkardı, CHP Erzincan Milletvekili gömleğini giydi. Türkiye Değişim Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne resmen katıldı. Zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na şartsız, karşılıksız, koşulsuz destek verme zamanı. Aldığımız bu kararla Türkiye Değişim Partimiz tarihe karışmamıştır. Cumhuriyet Halk Partimizin tarihiyle bütünleşmiş. Gün ayrışma günü değil, gün birleşme günü. Mustafa Sarıgül son kez genel başkan olarak geçti kameraların karşısına. Yönetim olarak alınan kararı genel merkezde açıkladı. Görevi bırakıp bırakmayacağı tartışılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan desteğini gözyaşlarıyla ilan etti. Omurgasından çıkan devletimizi tekrar omurgasına oturtacak olan isim de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Biz Türkiye Değişim Partililer kendimizi saygıyla, sevgiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na emanet ediyoruz. Ardından vakit kaybetmeden yola düştü Sarıgül. Soluğu CHP Genel Merkezi'nde aldı, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Görüşme sonrası kameraların karşısına birlikte geçti ikili. Bu birlikteliğe katkı veren Sayın Sarıgül ve arkadaşlarına hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemdeki seçim sloganını hatırlattı. Bu katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı. Birleşe birleşe kazanacağız diye. Gerçekten de öyle. Biz ayrılıktan değil beraber olmaktan yanayız. Ancak Kılıçdaroğlu'nun partisinde herkes Sarıgül gibi değil. CHP lideri kurultaya değişim ve istifa çağrılarının gölgesinde gidiyor. Temel soru şuydu: yeniden aday olacak mı? Bu soru ilk kez doğrudan yüzüne soruldu ve o da yeşil ışık yaktı. Delegeleri belirlemede kendi etkisini unutmuş olacak ki, delegelerin iradesine ipotek koyamam dedi. Yani aday gösterilirse geri çevirmeyeceğini ima etti. Aslında delegelere başka şans da bırakmamış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ise belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem sözleriyle kapıyı kapattı. Ben bugüne kadar çıkıp ben genel başkanlığa adayım demedim. Size aday gösterirsek o ayrı bir şey. Yeniden aday olacak mısınız sorusuna bu yanıtı verdi. Delege kararını işaret etti. Talep gelirse geri çevirmeyeceğini söyledi. Delegelerin iradesine ipotek koyan bu doğru değil zaten. Böyle bir şey de olmaz. Bizim partimizde doğal olarak herkes koşulları yerine getirdiğinde genel başkanlığa aday olabilir. Tele1 canlı yayınında konuştu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kongrede herkesin aday olabileceğini söyledi. Sen aday olma, senin önünü keseceğim. Böyle bir düşüncem asla olamaz. Hiç kimse için böyle bir düşüncem olamaz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı? CHP lideri bir kez daha 2024 yerel seçimlerini hatırlattı. İmamoğlu için kesin bir dille kapıyı kapattı. Asla ve asla bu halkın, İstanbulluların oyuyla alınmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul edemem. Dolayısıyla Ekrem Bey görevine devam etmelidir demek. Yani elbette devam edecektir. Evet, etmeli, edecek, istiyorum. O bütün bunlara isyan bayrağını açınca da CHP'de ona kapıları kapattı Tanju Özcan. Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildikten birkaç saat sonra soluğu burada TV100 stüdyolarında aldı. Dün gece sağlı sollu programına konuk oldu. Muhalefetin perde arkasında yaşananları anlattı. İhraç kararından sonra baş kaldırıyorum demişti. Bunu Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüşle başlatacağını burada ilan etti. Evet, Meral Hanım'ın zaten orada yediği bir siyasi kazık var. Ben biliyorum bunu ama burada açıklamak istemiyorum. Neden? Meral Hanım maalesef bana göre, madem açıklayayım, Mansur Bey'in oyununa geldi. Olay bu. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasi sizce birileriyle görüşmeden? Mümkün değil. Çıkar mı? İmkansız. Ne yaptı Mansur Başkan da oyuna getirdi sizin ifadenizle? Önce adaylık teklifini kabul etti. Mansur Yavaş, Meral Akşener'e siyasi kazık attı dedi, seçimin kaybedilmesindeki sorumluyu açıkladı. Bu seçimin kaybının sorumlusu Sayın Genel Başkan'ın bizatihi kendisi. Her toplantıda biz kazanıyoruz diye çıkıyoruz, kaybediyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden ihraç edilmesiyle ilgili kararın ardından ilk TV100'e konuştu. Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Sollu programına konuk olan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini adeta bombardımana tuttu. Biz maalesef FETÖ'cüleri toplamışız, açık olarak söylüyorum. Sayın bakın, Başkan, FETÖ'cüleri toplamışız ne demek? Efendim, FETÖ'cüler genel merkezi cirit atıyor demek. İsim bana verdirtmeyin bu akşam. Bence verin. İsim bana verdirtmeyin. Terör sevicileri toplamış çevresinde, badem bıyıkları toplamış çevresinde. Eksik olan sadece çevresinde Atatürkçü, yurtsever, cumhuriyetçi, layık ve Türk milliyetçisiyim diyen insanlar. Eksik olan bunlar sadece. Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlığa aday olması için çağrıda bulundu. Sayın İmamoğlu'na buradan son kez sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, lütfen çıkınız, elinizi masaya vurunuz. Tarih size bu görev veriyor. Açık olarak söylüyorum kendisine, açık çağrıda bulunuyorum. Tanju Özcan, değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini de ifade etti. Seçim sonrası tek kelime etmedi, konuşmadı Meral Akşener. Yarın İYİ Parti kurultayında ilk kez kürsüde olacak. Tek genel başkan adayı o, yani karşısında rakibi yok. Bu yüzden partisine ne mesaj vereceği, seçim yenilgisinin faturasını kime çıkaracağı, ittifak ortakları, dahası Kılıçdaroğlu için ne diyeceği çok merak ediliyor. İYİ Parti seçimler nedeniyle ertelenen 3. olan kurultay için artık dakikaları sayıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener kurultayda başkanlık için tek aday. Karşısındaysa rakip yok. Kurucular kurulu üyelerinden oluşan parti içi muhalif kesim ortak akıl platformu aday çıkarmadı. Gerekçe 81 il başkanının yayımladığı Akşener'e destek deklarasyonu. Platformun kurucusu Ethem Baykal partiden istifaları işaret etti. Katalizör olmamak için aday çıkarmayacağız demişti. Ankara'daki kurultaya Ato Kongrezyum ev sahipliği yapacak.
İYİ Parti'nin yeni dönemde izleyeceği yol haritasını oluşturacak yönetim kadrosu da şekillenecek. Genel başkanın yanı sıra 50 üyeden oluşan genel idare kurulu üyeleri seçilecek. Merkez Disiplin Kurulu'nun da belirleneceği kurultayda 1350 delege oy kullanacak. İYİ Partili delegeler ilk olarak gördüğünüz oy kullanma kabinlerinde işte tam bu noktada oylarını zarflara atacaklar ve hemen ardından şeffaf seçim sandığına o zarfları bırakacaklar. Emek ucuz, ekmek pahalı. Son günlerde farklı illerden ekmeğe zam haberleri geliyor. Karbonhidrat tüketimimizi azaltmaya yönelik dediğimiz gibi üst üste atılan bu muazzam adımlardan sonra acaba ekmeğin fiyatı 10 lira mı olacak sorusu da haliyle gündeme geldi. Kamuoyunda çokça dile getirilen bu iddiaya Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı son noktayı koydu. Söz konusu bile değil dedi. Balcı, kilogram fiyatını maksimum 35,5 liraya çıkarmak yönünde çalışmalarımız devam ediyor mesajı verdi. Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bu sözlerle nokta koydu kamuoyunda gündeme gelen iddialara. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artışa dikkati çekti. Zam zorunluluk dedi. Ancak çift haneli olmaması gerektiğini vurguladı. Azami kilogram fiyatı 25 olan ekmeğin 35 lira ve 35,5 bandını geçmemesi yönünde öngörümüz var. Balcı'nın altını çizdiği bu tutar hayata geçirilirse 250 gram ekmek en çok 9 lira olacak gibi görünüyor. Ekmek fiyatlarında bir değişiklik zaruret oluşturmuş olmakta. Mutlaka bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Kararı ise her il kendisi verecek. Önce maliyetler bir bir deftere yazılacak. Ardından ortaya çıkan tutarla alım gücü hesaba katılacak. Kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerine çıkmaması ise temel kural olacak. En makul olarak ekmek fiyatında illerde oda başkanlarımız kendi illerindeki giderlerine göre bir maliyet hesabı yaparak müracaat yapacaklar. Ekmek dedik bugün. Siz de ne diyorsunuz hemen bakalım. Mehmet obeziteye tokat demiş. Murat Ünlü, EYT yasası çıktı ama eksiklerle çıktı. Milyonlarca insan mağdur edildi. Kademe anayasal hakkımız, sesimiz olun, olmaya devam edin diyor. Beyhan, Sağlık Bakanlığı dışı kamu kurumunda çalışan sağlıkçılar mağdur. Emsalleri arasındaki maaş farkları çok açıldı. Sesimiz olun diyor Beyhan. Dediğim gibi talepleri çalıştığı kurum fark etmeksizin döner sermayeyi almayan tüm kurum hekimlerin maaşlarına iyileştirme yapıldı. Bu iyileştirmenin kurumlarda görev yapan diğer tüm sağlık çalışanların maaşlarına da uygulanması talebi var. Hakan Keskin, Emad Der, Kademe Taner, Kademe Mecliste 2000'lere adil. Herkes ekmeğinin peşinde tabii ki çeşitli şekillerde. Murat Ünlü yine EYT yasası, Kademe Fatih, Üzeyir Topçu aynı şekilde. Ve tabii ki 55 bin ek atama isteyen öğretmenlerimizi de unutmuyoruz. Sizlerden gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Beyin göçümü istiyoruz, beyin gücü mü? Buna bir karar verebilirsek birçok mesele de kendiliğinden çözülecek aslında. Yüksek öğrenime giriş sınavında ter döken öğrenciler önümüzdeki dönem içinde vakıf üniversitelerinin ücretleri karşısında ter dökecek gibi. Gerçekçi ol, imkansızı iste. Hem çocuk zeki olsun, hem çalışkan olsun, hem iyi bir üniversite kazansın, hem de ailesi zengin olsun ki çocuk kazandığı üniversiteyi okuyabilsin. Büyük ikramiye çıkma şansı daha çok. Yok, o da çıkmıyor. Her neyse, eşit derecede imkansız diyelim. Geçen seneye göre %100 zam gören eğitim ücretleri karşısında 20 Temmuz'da sonucu bekleyen öğrenciler yurt dışında eğitimi düşünüyor. Yani daha mezun olup da okulun kapısından çıkmadan beyin göçü kapıda. Bu bilim yuvaları her şeyden önce ticarethane değil. Özel üniversiteye de gidemiyoruz. Üniversitelerimizde de okuyamıyoruz. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler şimdilerde kalemi kağıdı eğitim ücretlerini hesaplamak için kullanıyor. Fiyatlar neredeyse geçen seneye göre %100 zamlı. YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Aslında özel üniversite fiyatları belli olmadı. Mevcut tarifeler önümüzdeki eğitim döneminin zor geçeceğinin işareti. Pek çoğunun istediği fiyat artışı %90 ile %120 arasında. Vakıf üniversitelerinin fiyat arttırmadan önce
bir TÜİK'in rakamına bakması, bir de kendi maliyetlerine bakması lazım. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında en düşük lisans ücretleri 80 bin liradan başlıyor. Tıp okumak isteyen bir öğrenci ise neredeyse 300 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanımız da açıklama yaptı. Dedi ki açıklanan enflasyon oranının ötesine gitmeyin. Ya da sınava girme amacım da devlet üniversitesi kazanmak, yani öyle bir durumumuz yok şu an. Normal bir aile çocuğunu kolay kolay okutamaz oralarda. Çünkü buradaki üniversite fiyatları Avrupa'daki küçük ülkelere göre daha pahalı geldi bana. Burada üniversite okumayı düşünmüyorum. Bilim yuvası, buraya serbest piyasada iş yapan bir ticarethane gibi bakmak düşünülemez. Doğu Karadeniz şiddetli yağışlara teslim oldu. Bölgede can pazarı kuruldu. Çoğu kişi evlerinde mahsur kaldı. Yüzlerce yeri de su bastı. Bir ev yıkıldı. Evde tek başına yaşayan Rıdvan Coşar isimli vatandaşsa o vatandaşa ulaşılamıyor maalesef. Kurtarma ekipleri bölgede canlarını dişlerine takmış durumda. Sel, heyelan, su baskınları, kepçeler adeta seferber oldu. Ellerine mahsur kalanlar tek tek böyle kurtarıldı. Doğu Karadeniz'de sağanak önüne kattığı her şeyi sürükleyip götürdü. Bir ev yıkıldı, onlarca kişi ellerine mahsur kaldı. Burası Giresun'un merkeze bağlı Duroğlu beldesi. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerinin su basarken birçok kişi ellerine mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için AFAD ve Kızılay ekipleri çalışma başlattı. Onlarca kişi kepçeler yardımıyla güvenli bölgelere böyle tahliye edildi. Belde merkezinden geçen Çengel Derisi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları beldede büyük maddi hasara yol açtı. Bazı park halindeki araçlarda sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı. Yollarda da çok sayıda heyelan meydana gelirken beldeye bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Çoğu yollarımız kapalı şu anda. Mesela şu belediyenin arkasında da büyük bir heyelan geldi. Bu karşıki yolun hem bu tarafı hem diğer tarafı heyelandan dolayı kapalı. Duroğlu Beldesi'nin belediye başkanı Halil Çetin, Çağlayan Mahallesi'nde bir evin yıkıldığını belirtti. Evde tek başına yaşayan Rıdvan Coşar isimli vatandaşa ise ulaşılamıyor. Coşar'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. İstanbul Sultan Gazi'de elektrik kabloları koptu. Bir esnaf aracını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi. Elektrik kablosu tam yanına düştü. O esnaf sadece birkaç santimle hayatta kaldı. Tehlikeyi son anda fark etti, otomobili kurtarmaya çalıştı. Az kalsın canından olacaktı. Kopan elektrik kablosu yanına düştü. Aracın sahibi kıl payı kurtuldu. Burası Sultan Gazi'deki dökümcüler sitesi. Elektrik kablosundan sesler gelmeye başlayınca esnaf Nazır Tezcan aracını güvenli bir yere çekmek istedi. O kapıyı açmaya çalışırken kablo koptu. Elektrik kablosu Tezcan'ın hemen yanına düştü. Malcan'ın yongası almaya çalıştı bir anda kablo gelene kadar. Ama yetişemedi. Tam kapıyı açarken elektrik kablosu sırtına yapıştı. Ve o yapışmayla birlikte 3-4 metre fırlattı. Yaralıydı. Acısını unuttu. Düştüğü yerden kalkıp otomobili kurtarmak istedi. Komşuları canından değerli değil dedi. İzin vermedi. Yani az kalsın adamı zor kurtardı. Adam yanabilirdi. Abi dur abi. Tahtayla çek abi, tahtayla. Otomobil yanmaya başladı. Kimsenin elinden bir şey gelmedi. Kablodaki elektriğin kesilmesiyle ekipler müdahale etti. Yanan araç söndürüldü. Hastaneye kaldırılan Tezcan'ın durumu iyi. Otomobildeki hasarsa büyük. Kocaeli'de bir çocuk parkında silahlı çatışma çıktı. İki tarafta birbirine kurşun yağdırdı. İki kişi kurşunların hedefi oldu, yaralandı. Parktaki aileler de korku dolu anlar yaşadı. Biri pompalı tüfekle yaylım ateşi açtı, diğeri tabancayla. Çocuk parkını böyle kana buladılar. Pencerelere çıkanlar o anlara tanık oldu. Emir çık. Emir saklan. Görüntülerin adresi Kocaeli. Burası bir çocuk parkı. İki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
Güpegündüz pompalı tüfekli çatışma çıktı. Parktakiler silah seslerini duyunca panikle kaçtı. İki kişi yaralandı. Yere düşene de acımadılar. Hastaneye kaldırıldı. Polis o saldırganları arıyor. Kadına şiddete engel olamıyoruz. Engel olmaya çalışanların uğradığı şiddete de engel olamıyoruz. Mehmet Ali Tanyıldız tıpkı Kadir Şeker gibi şiddet mağduru bir genç kızı kurtarmak istedi. Beni tacizcilerden kurtarın diyerek iş yerine sığınan kızın yardımına koştu. Genç kızı da kurtardı ancak o sırada kaçan zanlılar ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Tanyıldız hayatını kaybetti. Bir an bile düşünmedi, taciz ediyor, laf atıyor diyen genç kadını korumak istedi, canından oldu. Çocuk bana küfür edince dayı o zaman kavgaya girdi. Çocuk sana küfür de geliyor. Ya çocuk bana bir şey yapmaya çalıştı. Kurşun seslerinin yankılandığı adres Esenyurt. Mehmet Ali Tanyıldız birazdan olacaklardan habersiz iş yerindeydi. Eski sevgilisinden kaçan 19 yaşındaki genç kız "Beni taciz ediyorlar." dedi. Tanyıldız'ın dükkanına sığındı. Genç kızı kovalayan zorbalar kaçmaya başladı. Tanyıldız peşlerini bırakmadı. Zanlılar bu kez silahlarına sarıldı, ateş açtı. Esnaf Tanyıldız kurşunların hedefi oldu. Hayatını kaybetti. Ekipler güvenlik kameralarını inceledi. İki kardeş yakalandı, cezaevine gönderildi. Bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Dünya Titanik'in enkazındaki 5 kişinin ölüm kalım savaşı verdiğini sanıyordu. Ancak aslında ilk sinyal kesintisi sırasında öldükleri ortaya çıktı. O derme çatma Titan denizaltısı dalıştan dakikalar sonra patlamış. Yani günlerdir yapılan aramalarda boşa kürek çekilmiş. Denizin 4 kilometre altındaki cesetlerden haliyle bir iz yok. Trajedinin içinden ayrı bir de dram çıktı. Pakistanlı iş adamı Şahzade Davut'un 19 yaşındaki oğlu Süleyman'ın aslında dalmak istemediği, hatta ölümüne korktuğu ama sırf babalar gününde babasını kırmamak için denizaltıya bindiği açıklandı. Günlerdir kayıptı. Acı haber geldi. Parçalara ayrıldı. 5 kişi yaşamını yitirdi. Amerikan merkezli Ocean Gate firmasına ait Titan denizaltısı 96 saatlik oksijen kaynağıyla Titanik'in enkazına dalış yaptıktan sonra kaybolmuştu. Dalıştan 1 saat 45 dakika sonra denizaltıyla irtibat kesilmiş, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı. Günlerdir süren arama çalışmalarının ardından trajik gerçek ortaya çıktı. Denizaltının sahibi Ocean Gate firması denizaltında bulunan 5 kişinin tamamının öldüğünü açıkladı. Amerikan sahil güvenlik yetkilileri de denizaltının katastrofik şekilde patlayarak 5 parçaya ayrıldığını duyurdu. Olaya ilişkin korkunç detaylar da belli oldu. Buna göre kaza denizaltıyla iletişimin koptuğu anda gerçekleşti. Denizaltının enkazı yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulundu. Parçalar Titanik'in burun kısmından 488 metre uzaklıktaydı. Cesetlerden henüz bir iz yok. Denizaltı uzmanları enkazın 5 parçaya ayrılmasını olayın ne kadar feci olduğunun ilk göstergesi olarak yorumladı. Kayıp denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan doğumlu iş insanı Şehzade Davut ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman Davut, Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı Paul Henry Narjole ve Ocean Gate'in CEO'su Stockton Rush bulunuyordu. Sevgilisini aracıyla çarpan 75 yaşındaki adamı bıçakladı. Adana'da bir şehir eşkıyası kız arkadaşına çarpan sürücüye saldırdı. Yaşlı adamın yapma diye yalvarmasını aldırmadı, onu bıçakladı. Yapma.
Gözü dönmüştü. Kimse durdurmadı. Sevgilisine çarpan aracın sürücüsünü sokak ortasında bıçakladı. Yapma! Yapma! Bir otomobil elektrikli bisiklet süren kadına çarptı. O kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durumu iyiydi. Ancak kazayı öğrenen sevgilisi çılgına döndü. Bıçağını çıkardı, yaşlı sürücünün üzerine doğru koştu. Ne yalvarmalarına ne de yaşına aldırmadı. Yere düşen adamı önce darp etti, ardından bacağından bıçakladı. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı şehir eşkıyası tutuklandı. Bursa'da mahalleli zehir tacirlerinin peşindeydi. İki zanlıyı yakaladılar. Polisler gelene kadar da dayak attılar. Önce biri vurdu, sonra hepsi birden. Mahalleli zehir tacirlerini yakaladı, meydan dayağı attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin adresi Bursa. Mahalleli uzun zamandır gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarının peşindeydi. Dün akşam saatlerinde iki zanlıyı yakaladılar, dövmeye başladılar. İkili tekmelerden, yumruklardan kaçmaya çalıştı. Araya girenler de onları kurtarmayı denedi. Ellerinden bir şey gelmedi. Zanlılardan biri kaçtı, diğeri kaçamadı. Uyuşturucu satan genci döve döve polislere teslim ettiler. Zanlının üzerinden uyuşturucu çıkmadı. Çorum'da polisler tatbikattaydı. Kuyumcu soyguncularının peşine düştüler. Tatbikat o kadar gerçekçiydi ki çevredekiler de olaya kendini kaptırdı. Soyguncu rolü oynayanların peşine takıldı. Tatbikatı anlamadılar, polislerin kovaladığı soyguncu rolünü oynayan polisleri durdurmaya çalıştılar. Ne polislere ne de habercilere inandılar. Gerçek mi sandın? Gerçek zannettik. Gerçek zannettik. Çorum'da polisler tatbikattaydı. O tatbikata göre silahlı soyguncular kuyumcuyu başından vurdu, altınları aldı, kaçtı. Polisler de peşine düştü. Milönü kavşak istikametine ayrıldıkları şeklinde ihbar var, tamam. Milönü kavşakta için... Soyguncu rolünü oynayanlar da polisti. Kovalamaca başladı. Tatbikat gerçeği aratmadı. Zaten çevredekiler de gerçek sandı. Polislerin kovaladığı polisleri onlar da durdurmaya çalıştı. Adam kaçıyordu, önüne atladım. Durdurdum yani. Haberciler tatbikattı dedi, onları ikna edemedi. Gerçek değil miydi? Tatbikattı. Kim, böyle şeyler ne yapmaya çalıştınız peki? Ya. Müdahale edecektim, atlayacaktım üstüne. Gerçek zannetti kardeşim ya. Devletimizin yanında her zaman. Cinayet madde üstüne okuyacak adamın azda. Tatbikatın bitmesiyle hareketli anlar da sonlandı. Yaz geldi, tatil zamanı ama bir yandan da herkesin eli yüreğinde çünkü orman yangını mevsimi de açıldı. Ancak bu kez testi kırılmadan önlemler alındı. Ormanlara girmek yasaklandı. Ekim'e kadar kimse piknik yapamayacak, mangal yakamayacak. Pikniğe geldik, insanlar çöpünü toplamıyor, en basit bir şey. Yani en büyük zarar insan veriyor. Herkes temizliğe özen gösterse yasaklanıyor sürekli ama insanlar da mangal yapma gereği duyuyor. Sadece belirlenen yerlerde piknik yapılabilecek. Onun dışında şöyle bir orman havası almak için son gün bugün. Yarından itibaren ormanlık alanlara giriş yasak olacak. Piknik ve mesire alanları, korularda piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak serbest. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak artık yok. Sebebi de işte bu belli belirsiz yerlerde yakılan mangallar. Bence gayet gerekli bir şeydi. Ya. İyi olur. Çok iyi olmuş. Çok mantıklı, isabetli bir karar olmuş. Yani keşke bunu yapmak zorunda kalmasak, pis bırakılıyor. Bilinçsiz insanlardan korumak için faydalı yani. Bence güzel bir uygulama ama yaz tatili geldi. Çocuklarımız karnı aldı. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Maddi gücümüz yok. Bu da bizim tatilimiz. Nereye gideceğiz?
bu yasaklardan dolayı nereye gideceğiz? Nerede eğleneceğiz? Söndürmeden gitmememiz gerekiyor. Bazen çok pis, böyle temiz etmeleri lazım. Dikkat etmeleri lazım. Orman yangınlarıyla büyük felaketler yaşanabiliyor. Tam da bu sebeple 15 Ekim'e kadar ormanlık alanların bir kısmı İstanbullulara kapalı olacak. İyi bir uygulama. Yani her ormanlık alanda mangal yapılmamalı. İstanbul'da tek kaçabileceğimiz yerler ormanlık alanlar ve sahiller. Yani buralarda yasak olduğu zaman insanlar nereye gidecek? Yani devletimiz yaptıysa diyecek bir şeyimiz yok. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Pandemi yasakları bitti ama müzik yasağı bitmedi dedik. Hemen ardından da turistleri ve işletmecileri sevindiren karar geldi. Türkiye genelinde müzik yasağı kaldırıldı. Bodrum'daki eğlence mekanlarına bayram erken geldi. Kutlamalar sabaha kadar sürdü. Bugün itibariyle Muğla ilimizde de bu yasak kalkmış oldu. Müzik yasağı kalktı. Gece 12'den sonra müzik yasağının kalkması sevinçle karşılandı. Eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kararın uygulandığı yerlerden biri de Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. Müzik kısıtlamasını sonlandıran karar valiliklere gönderildi. Kararın ardından gece kulüpleri doldu taştı. Yerli ve yabancı turistler eğlendi. Mekanlarda müzik ve dans şöleni sabah 4'e kadar sürdü. Turizmci Zeynel Kılıç, yasağın kalkmasıyla birlikte turizmde ciddi bir hareketlenmenin olacağını söyledi. Turizmle ilgili de çok ciddi bir hareketlenme olacaktır. Bu sebeple ülkemize gelemeyen turistler artık bundan sonra tekrar 2019'daki gibi ülkemize tekrar geri geleceklerdir. Turistik bölgelerde çok ciddi bir önem arz ediyor bu yasakların kalkması. Efsanevi Mazhar Fuat Özkan üçlüsünün üçüncüsünden maalesef kötü haber var. MFÖ'nün öğüsü yani Özkan Uğur entübe edildi. Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Durumu da kötüye gidince doktorlar son çareye başvurdu. Ama insan duymaz bazen düşünür. Sanatçı Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Ancak Uğur'un hastalığının yeniden nüksettiği ortaya çıktı. Deniz masmavidir, ne güzel ama insanlar görmez bazen. Sanatçının 3 aydır koşu yolundaki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi. MFÖ grubundan Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah ifadelerini kullandı. Bugün ruh alim yerlerde. Geçtiğimiz sene üçüncü kez kansere yakalandığını öğrenen Özkan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" mesajını paylaşmıştı. Üzme kendini, ümitsiz gibi. Kalbimiz ve dualarımız onunla acil şifalar diliyoruz biz de kendisine buradan. Evet, şimdi Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlık telaşı da iyice arttı. Eller sıkılıyor, sıkı pazarlıklar yapılıyor. Peki pazarlardaki son durum ne? Fiyatlar nasıl? Detaylar haberimizde. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Eller sıkıldı, pazarlıklar kızıştı. Hayvanı beğendim. 82 numaralı küp hayvanı. 110 bin TL diyorlar. Siz ne kadar istiyorsunuz? Ben 90 bin TL'ye teklif ediyorum. Biraz inelim abi, siz de biraz çıkın, orta yolu bulalım. 95'e biter bu iş. O zaman şöyle yapalım abi. Ne senin dediğin olsun, ne abimin dediği olsun, 98 bin lira her şey dahil. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık telaşı da iyiden iyiye artmaya başladı. 85 bin TL olan düvemizi sana her şey dahil 80 bin TL'ye hayırlı uğurlu etsin. Satışlarda %80'e kadar bir artış yaşandı. Satışlardan gayet memnunuz.
Kaç tane büyükbaş sattınız biliyor musunuz? Evet biliyoruz. 1024 adet çiftliğimizde büyükbaş hayvan sayısı mevcut. 950 adetini satmış bulunmaktayız. Geriye de haliyle 74 adet büyükbaş hayvanımız kaldı. Onlarca hatta binlerce hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan satılmayı bekliyor. Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 50 bin liradan başlıyor, 140 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük başlardaki fiyatlar nasıl? Küçük başlarda ise 5500 TL civarından başlıyor. 12.000 TL'ye kadar küçük başlarda fiyatlar söz konusu. Kurbanlık alırken onlarca hayvan içinden vatandaşlar en iyi hayvanı seçmeye çalışıyor. Peki nelere dikkat edilmeli? Görmüş olduğunuz motofon bir danamız var. Sırtı dümdüz. Şu taraftan baktığımızda butları gayet dolgun ve gerdanı da küçük. Ve ayakları çok önemli. Ayaklarında herhangi bir şişkinlik söz konusu mu vesaire. Kurbanın kurban olabilmesi için ön dişlerinin düşüp süt dişleri dediğimiz arkadan da yeni dişlerin çıkıyor olması lazım. Ve bu da kurbana uygun olduğu anlamına gelir. Ege'nin karşı yakasıyla aramız yine gerildi. Tatlı yiyoruz da bir türlü tatlı konuşamıyoruz. Zira tartışmanın öznesi baklava. Bu kez eş zamanlı araştırma yapıldı. Yunanlar baklavanın kendilerinin olduğuna inanıyor. Bizse bizim olduğunu biliyoruz ama geldi anlat. Tabii ki Türkleri. Kesin Türkleri. Türkleri tabii. Özellikle Antepleri. Bence Türklere özgü bir şey bu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzun yıllardır süren baklava tartışması yeniden gündemde. Bu yüzden yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla bir anket düzenlendi. Ankete göre Yunanların %62'si baklavanın kendine ait olduğunu söylüyor. Türkiye'de ise bu rakam %96'ya kadar çıkıyor. Türklere ait. Peki neden Yunanlar sahipleniyor? Onlar da çok beğeniyorduk. O yüzden. Genel olarak Türklerin her şeyini sahiplenmeye çalıştıkları için normal. Yunanlılar sadece baklavayı değil ki birçok şeyi sahipleniyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Yüzyıllarca aynı coğrafyayı paylaşmış Türklerle Yunanlılar arasındaki senin benim tartışması bitmek bilmiyor. Türkiye'de bayramın gelmesiyle ve akıllara baklavanın gelmesiyle baklava kimin tartışması yeniden gündem oldu. Peki baklava kime ait? Baklava Türklere aittir. Yüzyıllardan beri üretilen Türk mutfağına aittir. Geleneksel bir lezzetimizdir. İnsan her şeye sahip çıktığı gibi baklavaya da sahip çıkıyor. Sonraki eklediği her şeye baklava ki dediği zaman Yunanistan'ın oluyor. Türklere ait tabii ki. Neden Yunanlar sahipleniyor? Ya son harfini ki getirerek sahiplenebiliyorlar hepsi. Mesela baklava, cacık hepsini ki harfi getiriyor. Normalde hepsi Türk, Osmanlı'ya ait. Ya onlar her şeyimizi almaya çalışıyorlar. Ya kabul ettirebiliyorlar. Ne yazık ki bizim eksikliğimiz. Araştırma sonuçlarına göre Yunanların yaklaşık %38'i baklavanın Türklere ait olduğunu kabul ediyor. Her iki toplumda baklavayı kendi kültürel miraslarının bir parçası olarak değerlendiriyor. Ancak Yunanlar o kadar da emin değil. Baklava doğunun şeyi, yöresel yemeği yani. Ben kabul etmiyorum Yunanların olduğunu. Ya tabii ki Türkler kabul etmiyor. Çünkü Türklerin ait olduğu için, Osmanlı'dan kalma önün olduğu için. Araştırmalara göre iki kültürün baklava tercihlerinde öncelikleri değişiyor. Yunanlar cevizliyi daha çok severken Türkler ise fıstıklıyı daha çok seviyor. Efendim afiyet olsun. Tercihe göre fıstıklı seviyoruz galiba. Teşekkür ederim. Fıstıklıyı çok seviyorum. Ve her gün gelip burada fıstıklı yiyorum. Çağımız görülüyorum o halde varım çağı. Herkesin elinde telefon ya öz çekimde ya da başkalarının hayatını izlemede. Tabii herkes orada birbirine fragman gösteriyor. Yani günün 24 saati herkes en güzel, en zengin, en kusursuz, en zeki, en başarılı, en sosyal, en bekar, en genç, en şanslı, en popüler, en mutlu görünüyor orada. Ya da öyle gösteriyor. Herkes birbirine fragman gösterdiği için de filmin geri kalanından, yani gerçek hayatta ne yaşadığımızdan hiçbirimizin haberi yok. Çünkü görülüyorum o halde varım çağında her şey görüntüden ibaret sanılıyor. Gençler de sosyal medyanın bu sosyal baskısını kaldıramıyor, psikolojileri bozuluyor. Yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı, yani 97 ve 2012 yılları arasında sonrası doğanlar
arasında depresyon ve umutsuzluk had safhada. Çünkü bu aşırı hormonlanmış sahte görüntüler karşısında kendilerini her daim yetersiz hissediyorlar. 15 yaşındayım. Umutsuzum. Sokakta oynama şansları yok. Arkadaşlık yok. Bilgisayar ortamı. Bize çok yükleniliyor. Çok asosyaliz. Ergenlik çağındaki çocukların yarısı hiçbir işe yaramıyorum, hayattan da zevk alamıyorum gibi ifadeler kullanıyor. Bu ifadeler 10 yıl öncesine göre 2 kat daha da arttı. O telefon çünkü onların elinde ve çok fazla şeye erişimleri var. Elde edemedikleri şeyler onları mutsuz ediyor. Bizim zamanımızla ilgili biz konuşuyoruz ve onlar bunun çok farkındalar. Bu da onları çok mutsuz ediyor. Biz ne olacağız anne? Biz nasıl bir geleceğe sahip olacağız anne? Biz ne yapacağız anne? Teknoloji çağında yaşıyorlar. Beklentileri örnek veriyorum, bir laptop olabilir. En güzellerini bekliyorlar. Mutsuzlar, mutsuzlukları da giderek artıyor. Uzmanlara göre bu şaşırtıcı bir artış. Ebeveynler de çocuklarından endişeli. Çok sıkıyorsun, bunaltıyorsun, çok karışıyorsun. Niye mutsuzlar? Her şey ellerinde olduğu için. Değeri yok. Değersizleşiyor her şey. İstekleri, dertleri bitmiyor ki. Yani çocuklar şu anda nasıl bir şey hayat istiyorlar? Hep bizim istediklerimiz olsun. Her şeyimiz lüks olsun. Daha ergenlikte bile. Her şeyin yani daha üst seviyede yaşamak istiyorlar. Her konuda anne babayı yargılama, yetişemiyorsunuz. Bizi niye dünyaya getirdiniz gibi sorular sürekli. Memnuniyetsizlikler olabiliyor. 10 yıl öncesine kadar genç kuşağın mutsuzluğu daha da azdı. 2012'den sonra mutsuzluk oranı daha da arttı. Bu da tam Instagram, TikTok ve Snapchat gibi uygulamaların gündeme geldiği, daha da yükseldiği tarihler. Çok alıştık bu çağda biz internete, sosyal medyaya özellikle. Evde sürekli tartışma oluyor. Oluyor mu ergenlik dönemi de? Var, tabii ki var. Kavga ettiği eşini tüfekle canlı yayında vurdu. Amerikan polisi yine orantısız güç kullandı ama bu kez kendine. Kameralar dünyanın dört bir yanında yine birbirinden çarpıcı görüntüler kaydetti. İşte en çarpıcı örnekleri. Eşine şiddet uygulayan zorba silaha sarıldı. Tartışma sırasında kendini görüntüleyen kadının elindeki telefonu almak istedi. Ardından da ateş edip yaraladı. O anların kanıtı da polisin eline böyle geçti. Polis siyah genci yere yatırdı. Orantısız güç kullanarak gözaltına alıyordu. O sırada bu memur kendini şok tabancasıyla vurdu. Yine de çabuk toparladı. Ekipler şüpheli aracın peşindeydi. Yolda kurulan bariyeri görünce direksiyonu doğrudan üstlerine kırdı. İki polis feci şekilde yaralandı. O anlar arkadan gelen siviller tarafından kaydedildi. Otomobili çekilen genç peşini bırakmadı. Bir başka araçla çekiciye yetişti. Ardından da dublörleri bile kıskandırdı. Aracın camından çıkıp kamyonete tırmandı. Ardından da otomobiliyle birlikte atladı. Dumanlar çıkararak kayıplara karıştı. Devasa balık kıyıya kadar geldi, plajı birbirine kattı. Bir anda köpek balığı paniği yaşandı. Sudakiler hemen kendini dışarı attı. Çığlık çığlığa kaçıştı. Ama paniğin yersiz olduğu da kısa sürede anlaşıldı. Ortalığı birbirine katan köpek balığı değil, kıyıya vuran bir ton balığıydı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Pencereden bakan adam gözlerine inanamadı. Salonda koşarak kaçtı. Hemen ardından da koca kamyon içeri girdi. Girdiği gibi de çıktı. Evi harabeye çevirdi. Şans eseri yaralanan olmadı. Gürültüyü duyanlar koşarak kaçmaya başladı. Bu sayede de hayatta kaldı. Koca da tam anlamıyla yola aktı. Evleri, barakaları yuttu. Sürücü geri vitese takıp kaçarak kurtuldu. Uyuşturucu etkisi altındaki adam kendinden geçti. Yoluna çıkan otomobillerin üstüne atladı. Polis gelene kadar da kimse karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Ты прикинь, ебать его. Sürat teknesiyle son sürat geldi ama duracağı yeri bilemedi. Kampın ortasından geçip birbirine kattı. Karaya çıkardığı tekneyi römörke oturtmaya çalıştı ama beceremedi.
Eşini kendisini aldatırken suçüstü yakaladı, otelin kapısını kırdığı gibi girdi. İçeride manzara beklediği gibiydi. Öfkeden gözü dönen kadın eşinin gırtlağına sarıldı. Hırsını almaya çalışırken diğer kadın kaçtı. Basılan adam karşılık veremedi. Sadece kendini korumaya çalıştı. Kavga dakikalar boyu devam etti. Eşini ilk kez yakalamadığını söyleyen kadın önce karakolun ardından da adliyenin yolunu tuttu. Get out! Go! Sinekliği yırtan ayı eve kadar girdi. Mutfakta yiyecek aradı. Ev sahibi kadın o anlarda soğukkanlılığını kaybetmedi. Koca hayvanı adeta konuşarak ikna etti. Ayı geldiği gibi çıktı. Kimse zarar görmedi. Fine, go, go, go home. Islanmak istemeyen köpekler barınaktaki kafesleri temizlenirken görevlinin arkasına takıldı, kuru kalmaya çalıştı. Köpeklerin o anları hayvanseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı. Bu kedi de eve eşya taşıyan hamala sinirlendi. Sahibini korumak için saldırdı. Dünyayı dar etti. Ne yapsalar durmadı. Talihsiz adam kaçmaya çalıştı, onu da beceremedi. Kapının arkasından bile saldırıya uğradı. İçine şeytan kaçmış gibi davranan kediyi sonunda yan odaya hapsetmeyi başardılar. İkinci çocuğuna hamile olan şarkıcı Rihanna ile çocuğunun babası A$AP Rocky'nin gizlice evlendiği iddia edildi. Barbadoslu şarkıcı 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Ardından da hamile haliyle yaptığı şovlar büyük tepki çekmişti. Deniz, kum, güneş üçgenine kavuşan kavuştu, kavuşmak isteyen için de sayılı gün kaldı. Sahile kendinizi boylu boyunca atarsanız tatil kabusa dönebilir. Çünkü her koruyucu krem işe yaramıyor. Peki ne yapmak gerekiyor? İşte uzmanından altın öneriler. Profesyonel bakımlarla ve güneş koruyucuyla cildi koruyabiliriz. Tüm cilt tiplerine özel uygun olan maskeleri mevcut. İşte pamuk gibi bir cilt. Yaz geldi, havalar ısındı. Peki cildimizi nasıl koruyacağız? Ciltte eğer başarı sağlamak istiyorsak güneş göreceği için muhakkak cildi yorucu ya da yıpratıcı bir uygulama yapmamak gerekir. Uzmanı uyarıyor, iyi bir cilt bakımıyla bu yaz ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Yağlı ciltlerin de nemlendiriciye ihtiyacı var. Yağlı ciltlerde su bazlı ürünler kullanılmalı. Vücut ısısını -6'ya kadar düşürüp uyarıcılığı sağlayan, cildi yenileyen, canlandıran C vitamini kullanabiliriz. Karma bir cilt olduğu için jelle temizliyorum cildi. Şu an kullandığım tonik cildi dezenfekte etme, nemlendirme. Aynı zamanda çay ağacı özü olduğu için lekeyi azaltma özelliği var. Şu an high frekans kullanıyorum ciltte. Dezenfekte etme özelliği var, hücre yenileyici özelliği var. Nasıl bir maske şu anda uygulayacağınız? Vücut ısısını -6'ya kadar düşürecek ve vitamin değeri çok yüksek. Bunu çok öneriyorum. Uzmanların bir uyarısı da güneş kremleri. Aman kullandığınız güneş kremlerine dikkat edin. Fayda sağlayacağım derken zararlı çıkabilirsiniz. Hassas ciltlerde muhakkak eli faktör olmalı ve asla bilinen bir yanlış var. Gün boyu kullandığımız güneş koruyucunun koruyabileceğini düşünüyor kişiler ama bu doğru değil. 4 saat arayla muhakkak güneş koruyucumuzu yenilememiz gerekiyor. Evet, biz ekmek dedik. Bakalım siz ne dediniz? Başak eşittir meteorolog Atatürk'ün izinde diyor herhalde. Ben kilo vereyim diye her şeyi yapıyorlar, sağ olsunlar demiş. Nihat Ülgen Emat'tan EYT yasası çıktı ama eksiklerle çıktı. Milyonlarca insan mağdur. Kademe anayasal hakkımız demiş. Fatih Özkan enflasyonu lütfen düşürün demiş. Fatih yine Emat Derneği'nden kademe mecliste 2000'lere adil kademe istiyoruz demiş. Tunahan Uzun Emat'lere kademe haktır demiş. Bir izleyicimiz, bir iki izleyicimiz yeşil size çok yakışmış demişler. Çok teşekkür ediyorum. Dolar gibi önlenemez yükselişimi başlattım. Murat Ünlü, EYT yasası çıktı ama eksiklerle çıktı. Milyonlarca insan mağdur edildi demiş. Ayşegül, Sağlık Bakanlığı dışı kamu kurumunda çalışan sağlıkçılar mağdur emsalleri arasındaki
maaş farkları çok açıldı, sesimiz olun demiş. Kadriye Kızılsu ekmek aslanın ağzındaydı. Kamu kurumunda çalışan hekim dışı sağlık çalışanları içinse o ekmek aslan tarafından çoktan sindirildi. Sağlıkçılar arasında fark çok açıldı diyor. Bu da bir sosyal adaletsizlik olarak karşımızda duruyor efendim. Size çok iyi hafta sonları diliyorum. Ana Haber'den hoşça kalın.